Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün iki parça uzun namaz eteği dikeceğiz arkadaşlar. Penye bir kumaşım var. Gördüğünüz gibi ikiye katladım. Şimdi dörde katlıyoruz kumaşımızı. Şu şekilde dörde katladım. Kapalı kenarlar burada. Lastikli, basit namaz eteği şöyle bir düzeltelim. Eteğimiz lastikli olacağı için kalça ölçüsüne göre çalışacağız. Rahat, günlük giymelik bir namaz eteği olacak. Kumaşımın üzerinden şöyle bir temizleme çizgisi çekiyorum. Lastik katlama için şöyle 5 santim bir düşme yapıyorum. Kendinden kıvıracağımız için. 5 santimden çiziyorum. Hemen kalça düşüklüğünü alıyorum. Kalça düşüklüğümüz 21 santim. 21 santimden düz çiziyorum. Lastikli olacağı için kalça ölçüsünü dörde bölüyoruz arkadaşlar. Kalça ölçümüz 120 santim bölü 4 yapıyoruz. 30 santim. 2 santim dikiş payı, 2 santim de bolluk payı veriyorum. 34 santimden çiziyorum. 34'te yukarıdan belimizden çiziyoruz. Ve burayı kapatıyoruz. Lastik çok büzmesin diyorsanız şuradan şöyle 2 santim içeri girerek bel oyuntusu yapabiliriz. Şu şekilde kavis vererek çizelim. Şimdi kalçadan cep belimi yerleştiriyorum. Ve eteğimi kumaşın enine kadar açıyorum şöyle. Evet. Şuradan ölçüyorum. Buradaki ölçüyü buraya taşıyorum arkadaşlar. Etek ucunda sivrilik olmasın diye. Burayı da şu şekilde çiziyoruz etek ucunu. Eteğimizi kesmeye başlıyoruz. Şuradan eteğimi kesiyorum. Eteğimizin üst tarafından devam ediyorum kesmeye. 1 santim dikiş payı vererek yandan kesiyoruz eteğimizi. Eteğimizin kesimi gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde gerçekleştirdik. Eteğimizi yüz yüze, düz yüzünü düz yüzüne yapıştırdık. Ve yanlardan dikmeye başlıyoruz overlock'ta. Overlock olmayanlar düz dikişte dikebilir. Diğer yanımızı dikiyoruz. Overlock'umuz 4 iplik. Hem dikişini yapıyor hem temizliğini.
Eteğimizin yanlarını diktikten sonra eteğimizin beline göre kestiğimiz lastiğimizi dörde böleceğiz. Eteğimizi de dörde böleceğiz. Bakın. Şöyle. Dikişi dikişe getiriyorum. Dikişi dikişe getirerek çıt atıyorum. Ortasını buluyorum, çıt atıyorum. Diğer tarafa da çıt atıyorum. Ve eteğimizi dörde böldük. Lastiğimi de dörde bölüyorum. Lastiğimi sabunla işaretleyerek dörde bölüyorum. Ve overlock dikişimin adım ayarını açıyorum. Eteğimin düz yüzünü çeviriyorum. Şimdi işaretlediğimiz yeri eteğimin yan dikişine getiriyorum. Bakın şöyle eteğimin tersine lastiğimi yerleştiriyorum. Buradan dikmeye başlıyorum. İşaretini tutuyorum. Eteğimin çıtına getiriyorum ki büzgüleri eşit olsun. Eşit bir şekilde düzgün dursun istiyorum eteğimi. Lastiğimizi hiç kestirmeden dikiyoruz. Diğer işareti de dikişe getirerek lastiğimi çekiyorum kumaşın hizasına. Getiriyorum. Tekrar çıt ile işaretimizi denk getiriyorum. Lastiğimi çekerek dikmeye devam ediyorum. Eteğimizi eşit bir şekilde büzerek lastiğimizi taktık. Şimdi bu lastiğimizi şöyle kıvırarak burayı dikeceğiz. Etek ucunu da katlayacağız ve eteğimiz bitti. Şimdi ben eteğimi reçmede katlıyorum arkadaşlar. Sizin reçmeniz olmayabilir. Siz düz dikiş makinesinde katlayabilirsiniz. Aynı şekilde eteğimin ucunu da reçmede katlayacağım. Penyelerde reçme çok güzel oluyor arkadaşlar.
eteğimizin bitmiş hali gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok basit ve kolay bir şekilde iki parça pratik namaz elbisemiz, eteğimizi diktik arkadaşlar. Hiç dikiş bilmeyenler bile dikebilir. Beğeni ve yorumları unutmayalım arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.